Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve 19 Mayıs Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan ve Samsun'un eğitim performansını planlayıp ölçmesi ve eğitimdeki niteliği, başarıyı arttırmayı hedefleyen Samsun Marif Hareketi'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki toplantıya Samsun Valisi İbrahim Şahin, 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sait Bilgeç, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ve müdür yardımcıları, ilçe Milli Eğitim Müdürü ve okul müdürleri katıldı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Samsun Marif Hareketi'nin eğitimde kaliteyi rekabetle değil, işbirliğiyle yakalamayı amaçladığını belirtti. Eğitimin bütün paydaşlarını, bütün taraflarını eğitimin bütünsellik ilkesinden hareketle harekete geçirmeyi amaçlayan bir projenin tanıtım toplantısını gerçekleştiriyoruz. Şüphesiz eğitim dinamik bir süreci ifade eder. Çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkacaksa bu ancak ve ancak değişimle olacaktır. Yani değişime karşı alacağımız tavırla alakalı olacaktır. Samsun Valisi İbrahim Şahin de çok önemli bir projenin başlangıcının yapıldığını söyledi. Bu hem çok, yani küçük bir hareketin, küçük bir dokunuşun, bir ivmenin aslında ne kadar büyük bir güce dönüştüğünü bir şekilde görmek kabiliyeti olmuş. Onun için Samsun'da bizim yaptığımız bu çalışma eğer başarıya ulaşacaksa mutlak surette sizin alın terinize, beyin terinize, sizin gücünüze, katkınıza ihtiyaç var. Atın toplantısıyla bu proje huzurlarınıza geldi. Ben geçen hafta, bugündü sanırım, Milli Eğitim Bakanımızı ziyaret etmiştim. Ayrıca bunu zaman zaman toplantılarında vurguluyorum. Biraz heyecansız görüyorum sizi. Arkadaşlar tabii ki arkadaş olun, öğretmen olun, işte yönetici olun ama heyecanınızı yitirmeyin. 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sait Bilgiç, başarının tesadüfen olmadığını vurguladı. Başarı sihirli bir kelime değil. Tesadüfle ulaşılan bir şey hiç değil. Başarı hedef koymaktır. Başarı plan yapmaktır. Başarı çalışmaktır. Ve başarı heyecan duymaktır.